Kahraman Şehir'in dijital ekranı Kahraman TV'den herkese merhaba. Seçim özel canlı yayınının konuğu Türkoğlu Belediye Başkanı, aynı zamanda Cumhur İttifakı Türkoğlu Belediye Başkan adayı Osman Okumuş. Adayımıza sorular soracağız, cevaplarını almaya çalışacağız. Başkanım, yayınımıza hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Kamuoyunda Büyükşehir'e aday olacağınızdan tutun da Türkoğlu'nda aday gösterilemeyeceğinize kadar birçok iddia oldu ama biz adaylığınız açıklandığı gün o salondaydık, kültür merkezindeydik. Büyük bir coşku vardı gerek Türkoğlu'nda gerek salonda. Yani en çok ismi zikredilen başkanlardan bir tanesi Osman Okumuş'tu. Vatandaşlarınızla aranızdaki bu özel bir bağın sırrı ne? Yani bunu nasıl yakaladınız? Yani biz 15 yıldan beri bugün buradaysak, şu anda bizim sloganımız gönül belediyeciliği. 15 yıldan beri gönül belediyeciliği yapıyoruz aslında Türkoğlu ve Beyoğlu'nda. Halkımızla beraber iç içe halkımızı seviyoruz. Yani mesela Türkoğlu ilçesinde genelde yürürüm ben, makam aracıyla falan gezmem. Cenazeleri hiç kaçırmam. Yani düğünleri çoğunluğunu gezeriz. Tabii ben hiçbir zaman hayatım boyunca hedef koymadım. Yani büyükşehir olsun, diğer belediyeler. Tek hedefim kazandığım ilçede gece gündüz demeden çalışmaktı. Başarının nedeni de bunlardan bir tanesi. Hedef koymamak. Hedef şu olması lazım. Bulunduğun ilçeye en çok hizmeti yapabilmek. Zaten hizmeti yapıp halkın içinde gezdiğin zaman da halk seviyor. Bütün aday arkadaşlarımız, rakip, bağımsız aday, Saadet, İyi Parti'nin adayları. Biz burada Türkoğlu'nda gönül belediyeciliği yapıyoruz. Siyasi partilerimizle de bunu yapabiliriz. Bu bir demokratik süreçtir. Bütün belediye başkan adaylarımıza ben başarılar diliyorum. İnşallah çalışan, güçlü olan, hak eden kazansın. Cafer Güçlü'den bahsettiniz. Cumhur İttifakı'na katıldı Cafer Güçlü. Yine basın mensubu olarak bizler de bunu takip ettik. Kamuoyunda yine bir takım iddialar var. Teklif Osman Okumuş'tan mı gitti diye. Buna bir açıklık getirebilir miyiz? Yani Cafer Başkan siyasette deneyimli biri. Bir dönem belediye başkanlığı da yaptı burada. Geçen dönemde ciddi bir oy aldı. Yani bu dönemde kendi kararıyla bağımsız aday oldu. Bizim doğru yoldan beri bir arkadaşlığımız var. Ama siyaseten kendisi siyasi tercihini her zaman yaptı. Bu belediye başkanı adaylığı döneminde de kendisi bağımsızdan oldu. Ve süreç devam ederken bizim yaptığımız hizmetler ve çalışmalar da göz önüne alınarak bizi destekleme kararı aldı. Kesinlikle bu konuda bir şey yapmadık yani. Tesir etmedik, konuşmadık. Ama bir gönülden daha önceden birlikteliğimiz vardı. Geldi, bize güç kattı. Çünkü Cafer Başkan'ın arkasındaki seçmen kitlesi bizim daha önceki dönemlerde alamadığımız seçmen kitleleriydi. Farklı yüzler oldu. Yani geçen dönem aldığı oy itibariyle de güçlerimizi birleştirince daha da güçlü hale geldik yani. Tüm projelerden bahsettiniz. 5 evet. yılda Türkoğlu'nda neler yapıldı diye. Yani oldukça fazla bir proje vardı evet, orada ama çok. Önümüzdeki 5 yılda ne kaldı? Neler yapılacak? Vizyon proje diyeceğimiz Türkoğlu'na ne var başka? Tabii biz bu meydanı büyütüyoruz. Yani bu 1 milyon 2 milyon nüfuslu bir ilçeye göre burayı projelendiriyoruz. Çünkü şehirler büyüdükleri zaman meydan oluşturmak zor. Yol yakınken burası şu an 25 bin metrekare. Burayı bu dönem içerisinde 50 bin metrekareye büyüteceğiz. Burası tam Türkoğlu'nun kalbi. Dört yol kavşağı üzerinde. İleride yani 10-15 sene sonra bu dört yol kavşağındaki yollar da yer altına alındığında 50 bin metrekarelik çok büyük bir, belki Türkiye'nin en büyük meydanlarından birisi olacak. Burada hükümet konağımız var yine meydanın bitişinde. 12 trilyona yeni hükümet konağı bir ay sonra bitiyor. Oraya taşındığında burayı yıkacağız. Burayı katacağız meydana. Karşısında Metem Lisesi var. Metem Lisesi programı alındı. 2 yıl içerisinde yapıldığında orada çok büyük bir alan. Orayı da meydana katacağız. Millet bahçeleri yapacağız bu dönem. Yani Kılılı, Şekeroba, Yeşilyöre gibi beldelerimize. Sportif anlamda halı sahaları ağırlık vereceğiz. Mahallelerimizde parklar. Yani Avrupa köyleri nasılsa bizim köylerimizde öyle olacak. Basın mensuplarına ayrı bir önem verdiğiniz evet. aşikar. Bununla ilgili de zaman zaman eleştiri de alıyorsunuz. Evet. Kamuoyundan takip ediyoruz. Yani Türkoğlu'nun merkez ilçe olmasında
basının sizce önemi var mı? Ya da bu yolda ilerliyorsa tabii, basının önemi neden mi? Evet. Sizin şimdi siyaset yapan kişiler açısından basın olmazsa olmazdır. Çünkü siyaset de bir reklamdır, algıdır. Yani yaptığını halka en güzel anlatma sanatıdır. Bunun araçları vardır. İşte belediye basını, belediye bültenleri, hoparlörler, işte giydirilmiş araçlar, dergiler, fasiküller, kitaplar. Basın da bunlardan bir tanesi ve en önemlisidir. Yani hiçbir belediye başkanı, ya ben çalışıyorum, yaptığım projeleri işte kimse bilmesin diyemez. Yaptığım projeleri de pazarlamak gerekir, anlatmak gerekir, mesaj vermek gerekir. Bunda da şey basındır yani, bu yaptığın işleri anlatmadan. Ve basınla bazen bana söylerler, basına işte çok ödenek ayırıyormuşsun, işte hatta aday adaylığı sürecinde çok uyduruk ve komik şeyler söylendi. Basındaki kardeşlerimizle biz bir dostluk üzerine kurulu bir birlikteliğimiz var. Elbette ki basında çalışan arkadaşlarımız da ev geçindiriyorlar. Ama Maraş'taki basındaki arkadaşlarla olan ilişkimiz basın belediye açısı değil, kesinlikle kardeşlik, arkadaşlık, dostluk üzerine kurulu. Yani basınla bizi sevdiğinden dolayı her ortamda maddi anlamda destek beklemeden bize bu konuda yardımcı oluyorlar. Başkanım, seçime artık çok az gün kaldı. 31 Mart yerel seçimlerinde Türkoğlu ilçesinde Cumhur İttifakı sizce yüzde kaç oy alır? Şimdi biz geçen dönem 20.000, 21.000 oy almıştık. Bu dönem bizim hedefimiz 30-32.000 bandında. Zaten yani 30-32.000 bandının üstüne çıkabilmek. Yani hedefe de şu anda emin adımlarla ilerliyoruz. Tabii bunun üstüne de çıkabilir. Yani Cumhurbaşkanımız 16 yılda Türkiye'de yaptığı icraatlarla nasıl 13 seçimdir lider oluyorsa, bizler de burada yaptığımız çalışmalar karşılıksız kalmıyor. Halkımızın büyük teveccühü var. İnşallah Milliyetçi Hareket Partisi ile kurduğumuz bu Gönül İttifakı, Cumhur İttifakı Türkoğlu'nda %70-75'lerin üzerine çıkaracağımıza inanıyoruz. Sizlere de Kahraman TV olarak başarılar diliyoruz. Ekibiniz güzel, çalışmalarınız güzel, samimiyetle bu işi yapıyorsunuz. İnşallah bu önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde sizlerle beraber de Türkoğlu'nun tanıtımına katkı sağlarız. Çok teşekkür ederiz başkanım.